Merhaba arkadaşlar. Nur Gülü'n tığ ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Bugün size yine iğneden tığ bir model çevirdim. Modelim şu şekilde. Evet, modelimiz bu şekilde. Yapraklar arasında 3 boyutlu bir çiçek arkadaşlar. Bunu sizler için bakın bu iğne oyasıma delini tığa çevirdim ve şu şekilde oldu. İğneden tığa çevirmiş hali de bu şekilde arkadaşlar. Bakın iki tane yaprağın arasına bu kolay yaptığımız 3 boyutlu artık yapmak çok kolay. Gördüğünüz gibi 5 tane kirpiği çevirdiğimiz zaman 3 boyutlu bu şekilde çiçeğimiz oluyor. Ortasının tohumunu atmak istemedim arkadaşlar bu şekilde daha hoş durduğunu düşündüm eğer siz atmak istiyorsanız diğer e, gösterdiğim üç boyutlarda tohum şekli var zaten o şekilde bakıp yapabilirsiniz veya bir de böyle rahat olsun istedim yani yapımı kolay olsun istedim bu şekilde şöyle e, e, kirpikli bir ara suyumuz da var onu da göstermeden geçmeyelim modelim de bu bu şekilde bakın yaprakları birebir aynısını bu şekilde iğneyesindeki gibi yapmaya çalıştım. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 tane fil dişi arası arası suyu olarak çimenimizi koyuyoruz. Şimdi ilk başlarken de aynı şekilde tığ battının içine sık iğneyle ipimi sabitledim. Siz bunu 5 de koyabilirsiniz. Kendi göz aralığınıza bağlı. Ne kadar çiçekleri birbirine yakın olmasını istiyorsanız 3 veya 5 tane koyabilirsiniz. Tığ battının içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki tığ battımın içine girip bu şekilde bir tane tığ battı yapıyorum. 4 tane zincirimi çektim. Döndüm arkadaşlar bu şekilde ve hemen tığ battımın içine giriyorum. İpimi buraya sık iğne ile sabitledim 4 zincirimi 8 tane zincir çekiyorum 6 7 ve 8 çevirdim düz yüzüne hemen yanındaki tığ battığının içine 8 zincirimi sahte sık iğne ile buraya sabitliyorum şöyle daha net gözüksün Evet fil dişi bu şekilde arkadaşlar sık sık da gösteriyorum ve şimdi buraya arkadaşlar 7 tane tığ mesafesi verip ara suyumuzla yaprağımızın ara mesafesini bu şekilde belirliyoruz. İçine bakın bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Buraya yuva yaptık. Ve 2 tane zincirle döndüm düz yüzüne. Hemen yaprak yapımı yapacağız. Her zaman sık sık aralıklarla yaptığımız yaprağımızı yapıyorum arkadaşlar. 2 tane trabzan yaptım. İki defa doladım. Her trabzanda bir tane tığ başı dolaması artırıyorum. 2, 2 ve 2 Bakın daha kalın oluyor bu şekilde. yer aldığımız zaman. Şimdi 3'e çıkardım dolamamı. Ve dördüncü tırabzanımı yapıyorum. Buraya 2, 2, 2 ve 2 Bakın dört tane bu şekilde tırabzan yaptım. Beşinciyi de üç defa doluyorum. Fakat beşincinin arkadaşlar sık iğne trabzan olduğu için dibinde iki değil bir alıyorum. Bir iki iki alarak başa kadar bu şekilde kişer kişer çıktım. Bakın beşinci trabzanımın içine hemen bu şekilde buraya bir dört zincirden tomurcuk yapacağız. Dört zincirimi çektim. Trabzanımın arasına giriyorum. Buraya tomurcumu yapıyorum. Buraya 9 tane bu şekilde sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Kalan trabzanıma. 3 4 5 Sahte sık iğne yapıyorum. Daha çok iğne yasına benzediği için arkadaşlar bakın. Duruş olarak. Bunu normalde yapabilirsiniz tabii ki. Uğraşmak istemeyip nasıl kolayınıza geliyorsa. Ama yaptıkça da elinize alışırsa arkadaşlar inan hiçbir zorluğu kalmıyor tıpkı normal sık iğne gibi el alışkanlığı olunca rahat yapıyorsunuz biraz başlarda zorlanabilirsiniz ama yaptıkça elinize alıştıkça size de kolay gelecek şimdi buraya dalımızı yapacağız dalımız için 3 tane zincir çekiyorum 2 defa tığımı doladım ve yuvaya girdim 2 2 2 olarak alıp bir trabzan yaptım Şimdi buraya 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle ters çevirdim. Yuvayı tersinden yapıyoruz ki kirpiklerimiz ön yüzüne gelsin arkadaşlar. Trabzanımın arasına kapattım ve buraya 7 tane zincir çekiyorum. Döndüm bu şekilde. Bakın. Hemen ilk kirpiği 5 zincirli yuvama kapatıp bu şekilde buraya arkadaşlar Yuvalar hazırlayacağız. Yine 7 zincir. Kapattım. Yuvamızın içine 2 oldu. 7 zincir. 3. yuvamızda kapattım. Bu şekilde arkadaşlar çok kolay bir boru yapmaya gerek kalmadığı için teşekkür eden arkadaşlarımız var. Bunu bu şekilde kolay olduğu için hem boru görünümü 3 boyutlu olsun istiyorlar hem de boru yapmaya üşeniyorlar biraz zor geliyor ama bu şekilde boru taktiği güzel durduğu için kolay olduğu için o yüzden bunu kolaylıkla yapıyorlar Evet 5 tane bu şekilde arkadaşlar bakın yaptık şimdi buradaki trabzanımıza inelim sık iğne ile zincirimizi çekmeden önce sonra da 3 tane zincir çekerek aşağıya inelim Evet. 3 boyutlu çiçeğimizin dalını bu şekilde hazırladık. Bakın arkadaşlar. Hemen şöyle bir göstereyim. Yaprağımız ve dalımız. Şimdi aynısını bu yaprağın aynısını bu tarafı da yapacağız. Onu ben hemen tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Çiçeğimizin yapımında buluşalım. Tabii ki şu dört tane tığ battı ve fil dişini de yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde yaprağın diğer tarafını ve fil dişini tamamladım bu şekilde üç tane yaparak buradaki ilk kirpiğin ilk 7 zincirli yuvanın içine girip şöyle ipimi buraya sık iğne ile sabitliyorum şöyle arkadaşlar bakın hafif de çekiyorum bu ilk olduğu için şöyle bir tane sık iğne ile beraber bir tane ilmeğimiz elde oldu yine giriyorum dibinde bir zincir çekiyorum 2 giriyorum dibinde bir zincir çekiyorum 3 Yuva'dan bu şekilde dibinde birer zincir çekerek 5 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi arkadaşlar bunları 2 2 alarak başa kadar çıkacağım. Bakın 2 2 bu şekilde 2 ilmeği 4 seferde ikişer ikişer alarak çıkacağım. 2 2 Evet. Bu şekilde arkadaşlar Yuvalar hazırladık. Şimdi bakın bir zincirimi çekiyorum. Bir tanesini baştakini atlayıp ikinciye. Bu şekilde ikinci aradan girerek telin arasında buraya bir zincir çekip ipimi uzattım. Yine aynı şekilde bakın sıradaki yuvanın içine girdim. 3 ve sonuncu yuvamın içine de girerek bu şekilde dibinde bir tane zincir çekerek ipimi uzattım. Şimdi arkadaşlar ilk baştakini atladığımız için dörde düştü ilmek sayımız. Bunu da aynı şekilde bakın 2 2 2 alarak buraya ikinci yuvayı hazırladım. Yine bir zincirimi çekiyorum. Bakın yine bu baştakini atlayıp sıradakini böyle ikincinin arasından girip tane ilmek alıyorum. Şöyle sonuncunun da arasına girip dibinde bir zincir çekip ipimi uzattım 2 ve 2 bakın arkadaşlar yavaş yavaş yaprağımız bu şekilde oluşuyor yine dibinde bir zincir çektim son kalan tek yuvanın da arasına bu şekilde girdim bakın dibinde bir sık iğne bir zincir veyahut şöyle yaprağımı bitirdim 5 ilmeği topladığımda 4 ile çıktım 3, 2 ve 1. Bu şekilde güzel ince uzun bir yaprağımız oldu. Ve 11 tane zincir çekiyorum. 4, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bakın aynı yeşil yuvanın bu 7 zincirli kirpiğin içine bakın bu şekilde zincirimi çektim. Bu zincir sayısı değişebilir arkadaşlar. Şöyle gerdirmesin. Hafif bir bolumsuluk olsun bu kenar inme zincirinde bu şekilde yaprağımız hazır şimdi bir tane zincir çekiyorum ve ikinci 7 zincirli yeşil yuvanın içine giriyorum şimdi birincide ne yaptıysam arkadaşlar ikincide de aynı şekilde buraya dibinde bir zincir çekerek 5 tane ilmek topluyorum 3 4 ve 5 5. de bu şekilde aldım. 2 Bakın arkadaşlar bu şekilde. 2 2 ve 2 Bir zincirini çektim dibinde. Bir tane arkadaşlar bakın yuva bırakıp ikinci yuvanın içine de bu şekilde girip dibinde bir zincir çekiyorum. Ve dibinde bir zincir çekiyorum. 3 Giriyorum. Dibinde bir zincir çekiyorum. 4 Şimdi 2 2 2 Bir zincirimi çektim yine arkadaşlar bakın. Baştakini atlayıp ikinciye giriyorum. Yine sondakine de girip şöyle bakın azaltma işlemini gerçekleştirdim. 5'ten 4'ten derken 3'e indi. Şimdi 3'ü de 2'ye düşürdük. Bir zincirimi çektim. Yine baştakini atlayıp ikinci arkadaşlar yuvanın içine girip dibinde bir zincir çektim. Son yuvamızda bu şekilde bitirdik. bak. Ve 12 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane zincirimi çekip yeşil yuvamın içine giriyorum. Bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bakın. İkinciyi de bitirmiş olduk. Bir zincirimizi çekerek diğer yuvamıza da bu şekilde sık iğne ile geçiş yapıyorum diğer yuvalara da aynı bu şekilde arkadaşlar yapıp şöyle beşinci de buluşalım böyle çatma işlemini göstereyim arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın bu şekilde 5 yuvanın içine 5 tane yaprağı hazırladım birebir de aynısı oldu arkadaşlar bakın onun yani iğne yuvasının aynısını yaptık şimdi Buradan ilk yaptığımız yeşil yuvanın içine şöyle bir sık iğne ile göstereyim. Buraya sabitliyorum. Bakın. Bitirdiğim yuvadan gösterdiğim gibi dönüp buraya bir zincirle sabitliyorum. Bir zincir de sabitlediğim yerin üzerine çekiyorum sağlam olsun diye. Bir bakın arkadaşlar bunu burada bırakmıyorum o zaman zaman 3 boyutlu yaptığım çiçeklerimde de gösteriyorum buraya sık iğne ile geçtik ya Sık iğne ile geçtiğim öbür yuvanın şöyle arka tarafındaki ilmeklerden giriyorum buraya buradan 2-3 tane ilmek alıyorum bu kestiğim ipi tutup buraya kaynaştırma yapıyorum şekilde kaynaştırmamı yapıyorum arkadaşlar şöyle biraz da çekiyorum ki bakın ip izi orada yanık izi belli olmadı bunu hemen yakıp geliyorum Evet arkadaşlar bakın bu şekilde üç boyutlu çiçeğimiz hazır şöyle çevirdiğimiz takdirde üç boyutları elde ediyoruz şimdi arkadaşlar bunu nasıl kullanacağız diyen arkadaşlar için ister yumurta kıyla Şöyle iyice çırpılmış yumurta akıyla içine biraz şeker de atabilirsiniz. Şöyle iyice çırptığınız yumurta akına batırarak da kullanabilirsiniz. Saçlar için böyle fısfıs fıs şeklinde saç spreyleri var. Onları da böyle ortasına sürüp kullanabilirsiniz. Zaten sık iğne olduğu için kalıp gibi duruyor arkadaşlar. Bakın o kadar yıpranmasına rağmen hala kalıp gibi. Yine de tabii ki tercihi her zamanki gibi size ait. Bu şekilde sizin için daha önce hazırladığım mor rengim. Bakın arkadaşlar bu ipler inceliğine kalınlığına göre de büyük küçük düşebiliyor. Bu çiçeklerimiz. Ve şu arasına da kirpiklerini yaparak devam edebilirsiniz arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Çok hoş ve zarif oldu. Farklı oldu. üç boyutlu böyle boru şeklinde yapamıyoruz diyenler için kolay bir model oldu arkadaşlar. Ben beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz bu şekilde yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın